Evet arkadaşlar, yeni bir videoya hepiniz hoş geldiniz. Bugün sizlere sezon 8'de Fortnite'a gelecek sızdırılan itemleri göstereceğim. Başlamadan önce beni hangi dostlarım desteklemiş bir bakalım, ardından videomuza geçelim. Evet arkadaşlar, sizler de videoya çıkmak istiyorsanız yapmanız gereken tek şey içerik masası alışveriş yaparken sağlıkta içerik üreticisini destekleyenine Unicorn'a poposu yazıp kabule de basıp bu kodumla yaptığınız alışverişleri bana yollamanız yeterli. Nereye yollayacaksınız? Fondi Fujisi sayfama yollayacaksınız arkadaşlar. Bir YouTube yorumu atıldı Fortnite tarafından ve o yorumda biz aslında neler geleceğini biliyoruz, onları size göstereceğim. Onları geçmeden önce içerik masasını şöyle kısaca bir tanıtalım. Bakalım neler var neler yok. Abi Illuminati skinleri geldi. Paradox skini göğsünlere 8 yazıyor. 8'in sezondan bahsediyor ve yine burada ejderhalı bir şeyler var böyle. Enteresan, yılan ejderha karışım bir mitolojik karakter bence bizi bekliyor olabilir. Gördüğünüz gibi zaten karakterin göğsünde de bu yazıyor. İsmi Paradox, dengesizliğin dengesi onun elinde diyor. Ouroboros setinin parçası. Ve set sandığı var en güvenlisinden. Güzel bir karakter, sezon 8 ile de alakalı. 1500 VPAP'a leal papeliniz varsa alabilirsiniz abi. Sezon 8'i beklediğimiz bugünlerde bence gayet eğlenceli bir karakter olacaktır. Bir karakter daha var, alternatif diye arkadaşlar. Göğsünde yine ejderha yılan karışım bir mitolojik karakter 8 şeklinde gözüküyor. Başkalarına benzemez diyor. Sırtında da çok tatlı bir ayıcık var, dikişli ayıcık, benim çok hoşuma gitti. Bu sırf bu ayıcık için bile bu karakter alınabilir bence. Rakiplerin kabuslarında üretildi diyor. Gayet güzel bir ayıcık olduğunu söyleyebilirim. Gören kürek var, gözünü zafer bürümüş. Yine böyle Illuminati'nin tek gözlü bir kürek. Bence çok güzel bir kürek. 8 VPAP rengi çok iyi. Bir kere siyah abi, her şeyde güzel durur. Siyah asalet rengidir, o yüzden hoş duruyor bence. Ve çatı diye de planör var. Sadece 500 VPAP ile böyle planör almak çok zor. Bence çok uygun abi, dans fiyatına böyle bir planör. Bu da gayet hoşuma gitti. Bu çatın altta senin kuralların geçerli diyor. Evet, bu set böyleydi. Bir setimiz daha var. Kaçınılmaz kader seti arkadaşlar. Rakiplerinin mutlak sonunu sen getir. Gamlı kahin setinin bir parçası. Gördüğünüz gibi karakter bu şekilde. Sırtında da uğursuz küre var. Sonsuzluğun gözüne bak diyor. Bu set güzel ama arkadaşlar 2000 VPAP çok fazla. Bence bunu alana kadar ayıcıklı kızı alın. Çünkü çantası bence çok güzel, birçok karakterde uyabilir diye düşünüyorum. Kader kazması var. Gördüğüm en kalın kazmalardan bir tanesi abi. Bu ne böyle? Kaderinden kaçabileceğini mi sandın diyor 8 VPAP ile. Sesini dinleyelim. Diğerinin sesini dinlemeyi unuttuk, onu da dinleriz. Evet, efekt yok, sesi var. 1200 VPAP ile de kaderin kanatları abi, çok güzel planörmüş ya. Bakar mısın şuna abi? Çok hoş duruyor bence. Kaderine yüzleşmeye hazırlan, gamlı kağıt setinin bir parçası diyor 1200 VPAP ile. Gayet güzel bir planör. Evet, bu sette bu şekilde. Şu küreğin sesini dinleyecek abi, dur bakalım. Normal bir sesi var, efekti yok, bu da aynı şekilde. Çelik göz karakteri var, çantasıyla beraber 1500 VPAP zaferi çelikten yapılma sinirlerle ulaşılır. İtinayla kaynaklandı diyor abi, çelik sırt. Enteresan. Enteresan bir karakter. Şiddetli figürler var. Öyle bir dans et ki tüm ada seni konuşsun diyor. Bakalım nasılmış. Ha, ben bunu hatırlıyorum. Bu çok fazla geliyor dükkana. Evet, bu dükkana bayağı fazla gelen bir şey abi. Dağcı kazması var 800 VPAP ile. Bunun sesi efekti. Sesi değişik, efekti yine yok. Fenomen dansı. Evet, bu gayet eğlenceli arkadaşlar. Bunu alabilirsiniz bak, 500 VPAP ile.
Aynen bu gayet güzel. Taktik subay var 800 VPAP ile. Gayet ucuz bir karakter. Kürek fiyatına, kazma fiyatına alabiliyorsunuz. Oo bu neymiş? Abi çok güzel bir planı. 500 VPAP ile. Laux setinin parçası. Yemiş İrlanda adasının adasına fırtınanın tam göbeğini. Abi çok güzelmiş. Çok hoşuma gitti benim. 500 VPAP ile çok güzel bir planör abi. Bunu kaçırmayın. Bakın siz neler alabilirsiniz biliyor musunuz? Şunu alabilirsiniz. Fenomen Dance alınabilir. Paradox alınabilir. Bu alınabilir, bu alınabilir ve bu alınabilir. Ya bence bunlar çok güzel şeyler. Artık hangilerine pap elinize tutuyorsa, hangilerini sevdiyseniz onları alabilirsiniz sevgili dostlarım. Ve bu arada beni destekleyen herkese sonsuz teşekkürlerimi sunuyorum. Ve isterseniz geçelim sızdırılan eşyalara. Evet arkadaşlar bakın. Possible Fortnite Season 8 detayları leaked by 2 month old YouTube comment. Diyor ki yani Fortnite sezon 8'de olası şeyler sızdırıldı. Nasıl sızdırıldı? Kim tarafından sızdırıldı? 2 ay önceki eski bir YouTube yorumuyla sızdırıldı diyor. Hemen şu YouTube yorumuna bakalım arkadaşlar. Bunlar çünkü gerçekten sağlam delillere dayanan şeyler. Sezon 7'de de aynı şey olacak. Yani sezon 7'de de aynı şey olmuş. Mesela Winter is Coming tarzda böyle yorumlar falan olmuş. Karaklanacak falan yorumlar olmuş ve sonra bunlar eklenmiş. Yani o yorumlar doğru çıkıyor arkadaşlar. Artık yapımcı mı atıyor bu yorumları? Orada çalışan bir adam mı atıyor bilmiyorum. Peki hangi yorumlar atıldı? Bakın arkadaşlar. Vaults and Changes. Hatta şöyle bir yorum atılmış. Sezon 7 Iceberg will slowly melt, yavaşça eriyor. Bitecek diyor. Abi ahtapot diyor, Kraken diyor, bu ne ya? Şeyler ortaya çıktığında bitecek diyor. Yani o buzun altında arkadaşlar bir ahtapot ya da Kraken çıkabilir diyorlar. Sezon 7'deki buzun altından. Ne diyor? Adalar diyor yükselecek diyor. Tekneler ve korsan gemileri eklenecek diyor. Transportation için. Abi yolculuk için korsan gemisi mi kullanacağız? Aa şey olabilir. Battle Pass yerine korsan gemisi olduğunu düşünseniz abi. Çok iyi olmaz mı? Bak olabilir. Ve diyor Battle Pass diyor. Korsan ve deniz temalı olacak diyor. Bunu zaten ben size söylemiştim. Şimdi onun dışında arkadaşlar. Grappler diyor. Değişecek ve eski görünümüne kavuşacak diyor. Yani bizim bir vantuz hata vardı ya. O gidecek arkadaşlar. Zaten gitmişti de. Onun yerine böyle bir şey gelecek. Eski tarzda. Bence çok güzel olur. Bu eski film, Jaws filmlerinde gördüğümüz şeyler. Kancalar tam korsan işi. Böyle bir şey oyuna gelecek arkadaşlar. Bence bu gelirse çok eğlenceli olur. Muhtemelen. Bu sezondaki ulaşım aracımızda böyle bir şey olabilir diye ben düşünüyorum. Ama gayet hoşuma gitti yani gayet güzel olduğunu söyleyebilirim. Onun dışında ha bu arada limitsiz olacakmış ama kısa menzili olacakmış öyle diyor. Minigunlar ve SMG'ler kalkacaklar diyor. Uçaklar ve taretler de kalkacak arkadaşlar. Onların yerine ne gelecek biliyor musunuz abi? Bu gelecek. Bizim namı değer korsan silahlarından. Bu tarzda. Bunları korsan filmlerinden, Karayip korsanları falan izlenebilir abi. Bu şekilde böyle. Bakın korsan silahları. Oyuna gelecek. Bunlar çakmak taşıyla çalışan silahlar. Yani her seferinde ateşlemek için biraz beklemek gerekecek. Muhtemelen. Ama gayet eğlenceli olacağını ben düşünüyorum. Şu tarz da gelebilir. Yani tam olarak böyle bir şey olacak. Bence gayet güzel olacak abi. Bunu size söyleyebilirim. Onun dışında devam edelim. Devam edelim. Neredeyiz abi? Ve Cannonball Launchers. Evet abi. Bu tam olarak bu. Bu korsan gemilerinde hani top atan şeyler var ya abi. Tam olarak bu işte. Aha bu. Bunlardan oyuna gelecek ve biz bunlarla muhtemelen taret yerine biz bunları kullanacağız. Millete böyle gülleler falan atacağız abi. Çok eğlenceli olacak. Tam bir korsan sezonu geliyor. Yani bu olacak. Bu ipler olacak. Bu pistoller olacak.
Onun dışında korsan gemilere eklenecek. Bir de buzun altında ahtapot ya da bir kraken yattığını söylüyorlar. O da olursa abi, o muhtemel sezonun ilerleyen zamanlarında olur. Sezonun başında gelmez abi, buz erimeye devam ettikçe olur diye düşünüyorum. Çok güzel şeyler olacak diye tahmin ediyorum dostlar. Sizlerin de yorumlarını tabii ki aşağıda bekliyorum. Video nasıldı? Bu sefer gerçekten sağlam delillere dayanarak şey yaptım. Çünkü bu yorumu atan insanın sezon 7'deki yorumları da tutmuş buradaki foruma göre. Hani bunlar gerçekten olasılığı yüksek şeyler. Hani çok çok yüksek şeyler bunlar. Ve diğer teorilerimizle de örtüştüğü için bunlar bence muhtemelen olacaklar. Ve bence yeni sezon bambaşka bir tatta geçecek. Ben de merakla bekliyorum. Bakalım yeni sezon nasıl olacak diyelim. Evet, bu videonun da burada sonuna gelelim. Dediğim gibi içerik mağazasından Unicorn TR popus kodumu yazarak beni desteklemeyi unutmazsanız çok sevinirim. Ayrıca arkadaşlar biz şu an 40 bin kişilik kocaman bir aile olduk. 40 bin kişiden herkes 5 kişi, 5 arkadaşını kanala getirse, 5 insanı abone yaptırsa bir anda 200 binin üzerinde aboneye ulaşırız arkadaşlar. O yüzden sizlerden ricam, herkesin görevi olsun. Herkes 5 arkadaşını kanala getirirse çok sevinirim abi. Yorumlarınıza da kalp atıyorum. Yorumlarınızı eksik etmeyin. Diğer videolarda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın. Bay bay.